arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün tüp parça dikişsiz yani sadece omuzlarında dikişi olan yelek çalışacağız sizlerle yeleğimizi örmek için alttan başlıyoruz önümüzü her iki önümüzü arkamızı aynı anda örerek kol altına kadar getiriyoruz kol altına kadar getirdikten sonra önlerimizi arkamızı ve yaka oyuntusunu ayarladıktan sonra önce önlerimizi tamamlıyoruz daha sonra da arkamızı tamamladıktan sonra bu güzel yeleğimizi oluşturmuş oluyoruz şöyle bakalım bakınız arkasında çevirerek görmenizi istiyorum Arkasında da yine altta harika olan modelimiz üstte de bir sıra kafes bir sıra trabzanımızı görmekteyiz. Önünde ise ben fıstıktan oluşan bağcığımı kullandım. Şimdi ölçülerine bakalım. Daha sonra da tüm halini görelim. Omuz kısmından ölçümü alıyorum. En alt kısma kadar şöyle 31 santim eleğimin uzunluğu beden genişliğine bakalım ama önce omuzlarımıza bakalım omuzuma baktığımda 27 santimde omuzumuzun bir uçtan bir uca olan görüntüsü şimdi diğer beden genişliğinde kol altından diğer kol altına ise 30 santim olduğunu görüyorum İliğimizin duruşu, rengi, her şeyi çok güzel oldu. Sizler dilediğiniz renkle bu güzel çalışmamızı tabii ki yapabilirsiniz yeleğimi açtığımda öncesinde bakınız hiç e, kenarlarında dikiş yok. Bir bütün halinde başladım ve belli e, yeterli olana kadar modelimi kurdum. Daha sonra ilk başta anlattığım gibi bölümlerine ayırarak bölümlerimizi de bir sıra trabzan bir sıra kafes örerek tamamladım ve sadece omuzumuzdan dikişimizi yaptım. Sadece omuzumuzda dikiş var. Başka hiçbir yerinde yeleğimin dikiş yok. Evet hemen bu güzel çalışmamıza birlikte geçelim ama öncesinde minik bir ricam olacak. Kanalıma abone değilseniz, kanalıma abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Evet, kolay gelsin diyerek hemen bu güzel çalışmamızı örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Yeleğimi örmek için 2.75 mm tığımı ve şöyle 3 kat ipimi kullanıyorum. Sizler bebekleriyle de örebilirsiniz. Elinizde olan her türlü iple bebeklerimiz için tüylü olmayan çok sert durmayacak iplerle bu modelimizi çalışabilirsiniz. Bir tane düğümüm attım ve hemen yuvalar kurarak yeleğimizin altını örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başını doluyorum. Birinci zincir yuvası içerisine giriyorum ve 3 defa da örüyorum. 1, 2, 3. İlk kutucuğumuzu yaptık bakın şu şekilde. Şimdi diğer kutuları üzerine örüyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen 2 tane bakınız hem zincirimizin hem trabzanımızın birleşme noktasına giriyorum. Ve buradan ipimi çıkardıktan sonra şöyle biraz uzatıp 1 2 3 tane 3 defa da çektiğim trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Tekrar şu şekilde giriyorum. Ve ipimi biraz şöyle yukarı çıkarıp 1 2 3 yani rahat rahat alıyorum ki dengesizlik olmasın. 1 2 3 4. Burada hangi yaş grubuna örecekseniz o yaş grubunun hem önüne hem de arkasına yetecek kadar kutucuğumuzu örerek başlamamız gerekmekte bu ilk sıramızda. Burası belirleyici etken. 3, 4. Evet bu şekilde yeterli kutu sayısına ulaşana kadar örmeye devam edelim. Bu şekilde de ilerleyelim. Kutucuklarımı örerek geldim. Kaç tane kutucuk olduğunu birlikte sayalım. 2, 4, 6, 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 tane kutucuğumuzu ördüm. Şimdi üst sıraya geçebiliriz. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekiyorum. Hemen ilk kutunun içerisine gelerek batıyorum. İlk kutuya battım. Tığımın başını doluyorum. İkinci kutunun içerisine geliyorum. Başını bir defa dolayıp 3 defa da ördüğüm 8 tane trabzanımı bu noktaya örüyorum. İkinci kutucuğun içerisine. Bir doluyorum. 3 defa da çekiyorum. Toplam 8 tane olana kadar işlemlerimi devam ettiriyorum. Kaç olduğuna bakalım. 2, 4, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzanımı ördüm. Şimdi 8. trabzandan sonra hemen yandaki kutucuğun içerisine girerek batıyorum sadece sık iğne ile hiç zincir çekmedim bakınız direkt yandaki kutuya battım şimdi bu arada diğer trabzanımıza geçiş yapmak için 5 tane zincir çekiyorum 2 3 4 ve 5 hemen yandaki kutuca 5 tane zincirimi sık iğne olarak batıyorum bu şekilde tığımın başını doluyorum sıradaki kutuya 8 tane trabzanımı bir dolayıp 3 defa da örüyorum 8 tane trabzanımı yine ördüm. 2, 4, 6 ve 8. 8. trabzanı bakınız hiç zincir çekmeden yandaki kutuya gelerek sık iğnemle batıyorum. Ve 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu 5 zinciri aradaki yuvaya giriyorum. Kutumuzu ve buradan bakın biraz önce de yaptığım gibi aynı işlemi tekrar ediyorum. Zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. Sıradaki hemen takip eden kutuya 8 tane trabzanımı örüyorum. Bir dolayıp 3 defa da örüyorum ve bu sıra tamam olana kadar bu işlemimi tekrar ediyorum. Şimdi sayalım kaç tane trabzanımızın olduğunu. 2, 4, 6, 7 olmuş. Bir tane daha 8 tane trabzanım oldu. Hemen yandaki kutuya batıyorum. Ve 5 tane zincirimi çekiyorum. 3, 4 ve 5. Hemen yandaki kutuya batıyorum. Ve buradan tığımın başını dolayarak 8 tane trabzanım için başlıyorum. Ve bu işlemimizi kutucuklarımız bitene kadar tamamlıyoruz. Tamladım. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane grubumu ördüm. Çünkü 3 3 önümü örmek istiyorum şöyle. 3 tane önümüze, 6 tane arkamıza. Yani her iki 3 önde olduğu için toplam 12 tane bu grubumuz oldu şöyle düzelterek geliyorum şöyle bakalım bakın üç tane burada üç tane de burada altı tane de arkada Evet şimdi en son olan grubumun bitişini yapalım birlikte sonra şu fazla kutucuklarımızı da keselim ben yeterli olmazsa diye fazla kutu hazırlamıştım fazla kutularımızı keserek çıkaracağız şimdi 8 tane trabzanımı ördüm hemen yanındakine batıyorum bir iki tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum hemen birleşme noktasına gelerek batıyorum 1 2 3 bu şekilde tam üçer önlerimize 6 arkaya 2 4 6 tekrar 3 de diğer önümüze olacak şekilde ayırdım. Şimdi şu kutularımızı keselim ve üst sıraya geçelim. Şimdi kutucuklarımızdan fazla olanlarını kesiyorum. Bakınız en son kutucuğun hemen yanındakinden şuradan birleştirme yerinden kesiyorum. Geri kalanını atıyorum. Zincirimi açıyorum bir tanesini. Şu şekilde sıkıştırıyorum. Fazla da ilerlemeyelim. Bakın bu şekilde düğümümü attım diğer taraftan da trabzanımı açıyorum yine onu da açtıktan sonra şöyle bakın şuradan sıkıştırıyorum bakın sıkıştırdım bu şekilde sıkışmış oldu daha sonra arkaya çekerek gizleyeceğiz bunu örgümüzün arkasını yani hiçbir problem yok dilediğiniz kadar örüp yeterli olunca bu şekilde kutucuklarımızın fazla olanlarını kesebilirsiniz şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz şöyle kalan küçük ipleri alalım bir tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum bir tane sık iğne ile başlangıç noktasına sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum bir ikincinin tepesine sık iğnemle batıyorum tekrar beş zincir çekiyorum iki üç dört ve beş bu kez 1 iki üç dördüncü trabzanımın tepesine gelerek batıyorum bir tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde ilerleyeceğiz 1 iki üç dört beş tane zincir tam ortaya bakınız alt sıradaki beş zincirin altından girerek bir sık iğnemi yapıyorum yeniden 1 2 3 4 5 tane zincir 8 trabzanımızın bir ve ikincisine gelerek batıyorum sık iğnemle 1 2 3 4 5 tane zincir yine sayıyorum 1 2 3 4 batıyorum tekrar 1 2 3 4 5 zincir alttaki 5 zincirin şöyle altından kavrayarak giriyorum ve sık iğne 1 2 3 4 5 zincir 1 ve ikinci trabzanıma giriyorum 1 2 3 4 5 tane zincir 1 2 3 4 batıyorum 1 2 3 4 5 zincir yine aradaki zincire giriyorum 1 2 3 4 5 bir ve ikinci trabzanıma batıyorum. Burada trabzanı karıştırmayalım lütfen. Bakınız bu alt çizgiyi değil şuradaki trabzanımızın üzerine batmaktayız. Bir, iki. Bu şekilde beşer zincirlerimizi çekip e, trabzanlarımızın ve ara zincirimizin üzerine örerek sayıyı tamamlayalım. Beşer zincirlerimizi örerek sıra sonuna kadar geldik. Örgümüzün arka yönü burası. Yine 5 tane zincirimi çektim. Bakınız bitişi sizlerle birlikte çalışacağız. Şu kenardaki bakın kenardaki bölme gelerek batıyorum 5 zincirimi. Şu şekilde. Bir tane daha sık iğnemi yapıyorum buraya ve üzerine 1 2 3 4 5 zincirimi çekip çeviriyorum alttaki sırayı yaptığımız şekilde bu sıramızı da yapıyoruz iki sıradan oluşmakta modelimiz birinci sıramızda bu beşer zincirlerimiz ikinci sıramızda ise bu trabzanlarımızın olduğu yerleştirme olacak bakın şimdi 5 zincirimi çektim hemen zincirimin içerisine giriyorum yine trabzanlarımın tam ortadaki zincirin içerisine trabzanlarımı 8 tane olarak yerleştiriyorum. Tığımı başını doluyorum. Giriyorum. 8 tane trabzanımı ardı ardına örüyorum. Bu delimiz çok çok kolay. İnşallah sizler de kolaylıkla yaparsanız içinize siner. Çok da şık görüntüsü var. Kendinize de yapabilirsiniz. Daha büyük boylarda da örebilirsiniz. Bakalım 2, 4, 6, 7, 8. ve son trabzanımı örüyorum. Üst üste oldu bakınız. Trabzanım tamamlandıktan sonra hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 5 tane zincir. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya batıyorum diğer yuvaya. Tığımın başını dolayarak direkt bu ortadaki 5 zincir içerisine 8 tane trabzanımı örüyorum. 8 trabzanımı örüyorum ve bu işlemlerimin tekrarıyla sona kadar ilerliyorum trabzanlarımı 8'er ördüm aradaki 5 zincirimi çektim ikinci kez modelimizi kurdum şimdi en sondayım hemen 8. trabzandan sonra yandaki 5 zincire geliyorum sık iğnemle bağlanıyorum 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum alttaki sık iğne ördüğüm yere gelerek batıyorum bir tane trabzanımı örüyorum şöyle görelim bakınız işlemimiz o kadar kolay bir trabzan bir zincir sırası şimdi zincir sıramızın bulunduğu yerdeyim bir tane zincirimi çekip çeviriyorum dibine sık iğnemle batıyorum ve 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip 1 ve 2. Trabzanma batıyorum. Biraz önce de birlikte çalışmıştık. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. Ortadaki bakınız, zincirimin altından kavrayarak giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 1 ve 2 atıyorum ikinci trabzanı ve bu şekilde işlemlerimin tekrarıyla yeleğim kol kesim yerine kadar hiçbir değişiklik yapmadan örmeye devam ediyorum yeterli yüksekliğe ulaşana kadar ördüm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 trabzan sırası örerek tamamladım şu şekilde bir bütün halinde örmüştüm 12 sıramız vardı bakınız 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi e, arkamızı, önlerimizi ayıracağız. Kol yerini ayıracağız. O işlemlerimizi şimdi sırası ile yapalım ama öncesinde bakın ne kadar güzel durmakta. Sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Evet. Şimdi zincirimi çekmiştim tığımın başını doluyorum buraya bir tane trabzanımı yapıyorum ve hemen yeni sıram için bir zincirimi çekiyorum arkasını çeviriyorum 2 3 4 5 tane zincirimi çektim 5 zincirimi çektikten sonra birinci ve ikinci batıyorum yine aynı işlemi yapıyorum 2 3 4 5 5 tane zincirim çektim 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 araya batıyorum 1 2 3 4 ve 5 bir ikinciye batıyor bu sıramızı yine aynı şekilde örelim üzerine artık farklı bir şekilde örmeye başlayacağız sıramın sonuna kadar zincirlerimizi örerek geldim şimdi yeniden başlıyoruz 1 2 iki tane zincirimi çektim bir de dönüşte vardı toplamda üç tane zincirim var hemen trabzanımın içerisine giriyorum bir tane trabzan iki ve üç üç tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum tam battığım yere gelerek bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda kenarıyla birlikte dört tane trabzanımız oldu bir iki üç dört beş beş tane trabzanımız oldu pardon devam ediyorum Araya giriyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm. Battığım yere geliyorum. 4. trabzanımı da buraya örüyorum. Kenarla birlikte 5'ti. Ortaya 3 tane ortaya bir de tam battığım sık iğnenin üzerine battım. Toplam 4 oldu. Burada şu anda 9 tane trabzanımız var. Aradakine geçiyorum. tığımın başında oluyorum. 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm bir tanesini battığım yere bu şekilde örüyoruz 3 tane trabzan zincir aralıklarına örüyoruz 2 3 bir tane de sık iğnemizin bulunduğu yere örüyoruz toplamda 4 tane trabzanımızı örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz trabzanlarımızı örerek sona kadar geldim şimdi 1 2 3 sıra ayırdım tam ortasına işaretimi koydum burası önümüzün birisi kalan aradaki 6 tane arkamız diğeri ise diğer önümüz olarak öreceğiz şimdi bir sıra trabzanlarımızı ördük ve en son bakınız bir tane sık iğnemin üzerine 3 tane araya ördüm dördüncü de zincirimin üzerine batarak tamamlıyorum ve Şimdi önümüzü sadece ön kısmının bir tanesini örerek büyütüyoruz. Önce önümüzün birisini aynı ördüğümüz şekliyle ikinci önümüzü, sonrasında arkamızı örerek geleğimizi tamamlıyoruz. Buradan ipimi şöyle kırıyorum. Buradan ipimi kırıyorum çünkü biraz yaka için oyuntu bırakacağım. O yüzden biraz da kol altı için sadece şu kısmımızı ön için öreceğiz. İşaretimin bulunduğu yer şu şekilde bakınız tam sık iğnemin üzeri. Diğeri ise bakın öreceğim noktayı göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane trabzanı diğer kenara ayıralım. Buradan da işaretimi koyduğum yeri şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 5 tane de buradan ayıralım. Şu arada kalan kısmımızı trabzan olarak örelim. Hemen buraya takıyorum kol altından olan yönden ve başlıyorum trabzan olarak örmeye. İpimi de şöyle sıklaştırdıktan sonra 2 3 yan tarafa alıyorum ve birer birer trabzan şeklinde örüyorum önümüzün birini sonra diğer önümüzü sonra da yeleğimizin arka kısmını örerek tamamlayacağız ve çok şık güzel bir çalışma olacak her yaş grubu için örebilirsiniz bu güzel çalışmaması kendimize de yapabiliriz örerek geldim bakın buradan başlamıştım buraya geldim şurada bakınız iki 4, 6, 8, 10 tane trabzanımız kaldı. Daha 10. ördüm. 9 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlayıp yanındakine batıyorum. Kafes yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum bir zincir bir atla bir tane trabzan bir zincir bir atla diğerine bat zincirimi çektim bir atlıyorum diğerine batıyorum bir atlıyorum bir atlıyorum şu şekilde kafeslerimizi örüyoruz bir tane zincir bu trabzanımız bitene kadar aynı şekilde bir atlayıp son geliyorum bakın burası zincirden döndüğüm kısım hemen tığımın başını doluyorum en sondaki zincirden döndüğüm trabzanımı batıp şöyle rahatça örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 bu kez çeviriyorum başlangıçta 4 e, trabzan öreceğimizde 3 çevirdim kafesimi görmekteyim şimdi bir tane zincirimin içerisine bir trabzanıma bir zincir içerisine bir trabzanın tepesine zincir içine trabzan tepesine şeklinde örüyoruz sona kadar örerek geldim en son bakınız yuva içerisine girdim bir de 5 zincirimizin ilk başlangıçta 5 zincir olarak kafesimizi yapmıştık onun üzerine batıyoruz bakın bir tane yuvaya battım Ondan önce trabzan üzeri bir tane yuva ve bir tane de zincirimizin kendisine batıyoruz ki trabzan kaybımız olmasın. Evet şu şekilde ördüm kafesimizin üzerine. Tekrar 5 zincir çekerek kafes sırasını oluşturuyoruz. 2, 3, 4 ve 5 çeviriyorum. Yine aynı bu ikinci sırada yaptığım tekrar yapıyorum. Sıradakini atlayıp bir sonrakine batıyorum ve yeterli omuz yüksekliği gelene kadar örmeye devam ediyorum. Trabzanımı ördüm. Üzerine bir zincir çektim. Bir aşağıdan atladım. Diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Yeterli ölçü olana kadar bir sıra trabzan bir sıra kafesimizi örüyoruz yeterli yüksekliğe ulaşana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e, trabzan sırası örerek tamamladım. Şu şekilde bir bütün halinde örmüştüm. 12 sıramız vardı bakınız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Şimdi e, arkamızı, önlerimizi ayıracağız. Kol yerini ayıracağız o işlemlerimizi şimdi sırası ile yapalım. Onun öncesinde bakın ne kadar güzel durmakta. Sizler dilediğiniz renklerle örebilirsiniz. Evet. Şimdi zincirimi çekmiştim. Tığımın başını doluyorum. Buraya bir tane trabzanımı yapıyorum. Ve hemen yeni sıram için bir zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. 5 zincirimi çektikten sonra birinci ve ikinci batıyorum yine aynı işlemi yapıyorum 2 3 4 5 5 tane zincirim çektim 1 2 3 4 dördüncüye batıyorum 1 2 3 4 5 araya batıyorum 1 2 3 4 ve 5 bir ikinciye batıyorum bu sıramızı yine aynı şekilde örelim üzerine artık farklı bir şekilde örmeye başlayacağız Sıramın sonuna kadar zincirlerimizi örerek geldim. Şimdi yeniden başlıyoruz. 1, 2, 2 tane zincirimi çektim. Bir de dönüşte vardı. Toplamda 3 tane zincirim var. Hemen trabzanımın içerisine giriyorum. Bir tane trabzan, 2 ve 3. 3 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum. Tam battığım yere gelerek bir tane daha trabzanımı örüyorum toplamda kenarıyla birlikte 4 tane trabzanımız oldu 1 2 3 4 5 5 tane trabzanımız oldu pardon devam ediyorum araya giriyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm battığım yere geliyorum dördüncü trabzanımı da buraya örüyorum kenarla birlikte beşti ortaya 3 tane ortaya bir de tam battığım sık iğnenin üzerine battım toplam 4 oldu burada şu anda 9 tane trabzanımız var aradakine geçiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3 3 tane trabzanımı ördüm bir tanesini battığım yere bu şekilde örüyoruz 3 tane trabzan zincir aralıklarını örüyoruz 2 3. Bir tane de sık iğnemizin bulunduğu yere örüyoruz. Toplamda 4 tane trabzanımızı örerek sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Trabzanlarımızı örerek sona kadar geldim. Şimdi 1, 2, 3 sıra ayırdım. Tam ortasına işaretimi koydum. Burası önümüzün birisi. Kalan aradaki 6 tane arkamız. Diğeri ise diğer önümüz olarak öreceğiz. Şimdi bir sıra trabzanlarımızı ördük. Ve en son bakınız bir tane tır, sık iğnemin üzerine 3 tane araya ördüm dördüncü de zincirimin üzerine batarak tamamlıyorum ve şimdi önümüzü sadece e, ön kısmının bir tanesini örerek büyütüyoruz önce önümüzün birisini aynı ördüğümüz şekliyle ikinci önümüzü sonrasında arkamızı örerek yeleğimizi tamamlıyoruz buradan ipimi şöyle kırıyorum buradan ipimi kırıyorum çünkü biraz e, yaka için oyuntu bırakacağım o yüzden biraz da kol altı için sadece şu kısmımızı ön için öreceğiz. İşaretimin bulunduğu yer şu şekilde bakınız tam sık iğnemin üzeri. Diğeri ise bakın öreceğim noktayı göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzanı diğer kenara ayıralım. Buradan da işaretimi koyduğum yeri şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane de buradan ayıralım. Şu arada kalan kısmımızı trabzan olarak örelim. Hemen buraya takıyorum kol altından olan yönden ve başlıyorum trabzan olarak örmeye. İpimi de şöyle sıklaştırdıktan sonra 2 3 yan tarafa alıyorum ve birer birer trabzan şeklinde örüyorum önümüzün birini, sonra diğer önümüzü, sonra da yeleğimizin arka kısmını örerek tamamlayacağız ve çok şık, güzel bir çalışma olacak. Her yaş grubu için örebilirsiniz bu güzel çalışmamızı. Kendimize de yapabiliriz. Örerek geldim. Bakın buradan başlamıştım. Buraya geldim. Şurada bakınız 2 4, 6, 8, 10 tane trabzanımız kaldı. Da 10. ördüm. 9 tane kaldı. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincir çektim. Tığımın başında doluyorum. Bir trabzan atlayıp yanındakine batıyorum. Kafes yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir atlayıp diğerine batıyorum bir zincir bir atla bir tane trabzan bir zincir bir atla diğerine bat zincirimi çektim bir atlıyorum diğerine batıyorum bir atlıyorum bir atlıyorum şu şekilde kafeslerimizi örüyoruz bir tane zincir bu trabzanımız bitene kadar aynı şekilde bir atlayıp son geliyorum bakın burası zincirden döndüğüm kısım hemen tığımın başını doluyorum en sondaki zincirden döndüğüm trabzanımı batıp şöyle rahatça örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 bu kez çeviriyorum başlangıçta 4 e, trabzan öreceğimiz de 3 çevirdim kafesimi görmekteyim şimdi bir tane zincirimin içerisine bir trabzanıma bir zincir içerisine bir trabzanın tepesine zincir içine trabzan tepesine şeklinde örüyoruz sona kadar örerek geldim en son bakınız yuva içerisine girdim bir de 5 zincirimizin ilk başlangıçta 5 zincir olarak kafesimizi yapmıştık onun üzerine batıyoruz bakın bir tane yuvaya battım Ondan önce trabzan üzeri bir tane yuva ve bir tane de zincirimizin kendisine batıyoruz ki trabzan kaybımız olmasın. Evet şu şekilde ördüm kafesimizin üzerine. Tekrar 5 zincir çekerek kafes sırasını oluşturuyoruz. 2, 3, 4 ve 5 çeviriyorum. Yine aynı bu ikinci sırada yaptığım tekrar yapıyorum. Sıradakini atlayıp bir sonrakine batıyorum ve yeterli omuz yüksekliği gelene kadar örmeye devam ediyorum. Tırabzanımı ördüm, üzerine bir zincir çektim, bir aşağıdan atladım, diğerine batıyorum. Bir zincir çekiyorum, bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Yeterli ölçü olana kadar bir sıra trabzan, bir sıra kafesimizi örelim. Yeleğimizin her iki önünü ördüm. Şu şekilde kaç sıra ördüğümüze bakalım. 2 e, sıra trabzan sıramız var. Bütün e, birinci sırasını bütün sıramızda ördüğümüz trabzan. Daha sonrasında ikinci sıramız var. Ve ajur sıramız var. Toplam hepsini birlikte sayıyorum. Başlangıç sıramızdan itibaren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 trabzan sırasında bitirdim. Her iki önü de aynı şekilde bitirdim. Şimdi sırtımızı da e, önce trabzan sırası daha sonra da kafes olarak örelim. Sırtımız için yine bir tane zincirimi çekip tığıma düğümümü atıyorum ve örmeye başlıyorum. Kol ayrımından sonra trabzanlarımızı sayalım. Bakın bunu ördüm saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan ayırdım. 11. trabzanın olduğu yerden başlıyorum. Yani kolumuzla sırtımız arasında 10 tane trabzanımız boşlukta olacak. 1, 2, 3, 3 tane zincirimi çektim. Başlangıç ipimi şöyle sola doğru yatırıyorum. Alttan gizleyerek yürüteceğim. Ve başlıyorum. Birer birer 10 tane trabzan kalana kadar bütün trabzanlarımı üzerlerine örüyorum. Birer birer. 10 tane arada boşluk var. 10 trabzanımız var. 10 kalana kadar örelim. Trabzanlarımı birer birer ördüm. Kolumun olduğu yere yaklaştım. Ara boşluğu için 10 tane trabzanı bıraktım. Bakın sayalım. Şurayı ördüğüm trabzan. Bunu saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane ara boşluğu hem başlangıçta hem bitişte bıraktık. Şimdi 5 tane zincirimi çekiyorum. Önlerde yaptığım işlemimi tekrar ediyorum. Ve ön sırasının birebir aynısına ulaşana kadar bir sıra trabzan, bir sıra kafes olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekip örgümü çeviriyorum kafes çalışmak için. Yanındaki trabzanı atlayıp bir sonrakine batıyorum. Bir zincir, bir atla, bir trabzan şeklinde kafeslerimizi oluşturuyoruz ve arkamızın ikinci sırasını da bu şekilde devam ettiriyoruz. Bakın, önderimiz arkamızı en son bitireceğiz ve önümüzün diğerini de bitirdik. Sonrasında e, kenar süslememizde yeleğimiz tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi çok çok kolay bir çalışma. Umarım sizler de benim gibi severek ve zevkle çalışmışsınızdır. Yeleğimizin arkasını da örerek tamamladım. Şu an hem önümüz hem arkamız hepsi tamam olmuş durumda. Şimdi omuzlarından dikip e, şu şekilde burası ön yüzü omuzlarından şöyle çevirdiğimiz zaman şöyle dikerek yeleğimizin kenarlarını da tığlama işlemini yapacağız ve kullanıma hazır hale gelecek çalışmamız bakın çok çok kolay ve çok güzel bir çalışma oldu umarım sizler de bu güzel çalışmadan memnun kalmışsınızdır evet şimdi kenar çalışmalarımızı başlatıyorum yakayı dikmeden de yapabilirsiniz hiç önemli değil, sadece şuradaki yani omuzlarımız dikmeden de çalışabiliriz. Omuzlarımız bizim işlemimize herhangi bir engel teşkil etmeyecek. Kenarına güzelce tığlama çalışması yapalım. İster ince bir işle, isterseniz sık ile yapabilirsiniz hemen. Şu şekilde ben başlatmak istiyorum. Şuradan bakınız, batmış olduğum yere giriyorum. Yani yukarıdaki trabzanımı ördüğüm yere girerek başlıyorum. Buraya bir tane sık iğne örerek battım. Tığımın başını doluyorum. Şu kısma batmıştım bakınız. Bir atlıyorum, iki atlıyorum. Üçüncüye gelerek batıyorum. Bir, iki. İki defa da çekiyorum. Şöyle ipimi de altı alıp gizliyorum. Arkadaki başlangıçtan kalan ipimi. Bir, iki. Tekrar aynı yeri 3 defa girdim. Bakınız 3 tane trabzanım ördüm. 1 2 3.'üye gelerek batıyorum. Bir tane sık iğne. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen uç noktaya giriyorum. Şöyle aradan girdim bakınız. Yine 3 tane trabzanımı buraya örüyorum. 2 1 dolayı 2 defa da alıyorum. Çünkü yüksek bir e, boyu olsun istemiyorum. 3 tane trabzanım ördüm. Burası dönüş olduğu için hemen 2 tane daha ilave ediyorum ki dönüşümüz kasması. 3 olan trabzanımı 5'e çeviriyorum. Bakınız tam bu dönüşü uç kısımların hepsini 5 olarak örüyoruz. Ve araya batıyorum trabzanın bulunduğu noktaya. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanıma geçiyorum. 3 tane trabzanım bu noktaya da örüyorum. 2 3 Sadece dönüşümüzü 5 olarak ördüm. 3 yeterli. Hemen yanındaki bölüme gelerek batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir ileriye geçiyorum. İsterseniz şu araya da girebiliriz. kasmasın çekmesini engelleyerek göz kararı ayarlar yaparak bir tane sık iğne bir tane 3 trabzan grubu örelim ve ikili örüyoruz hemen araya batıyorum bir sonraki şu araya giriyorum şöyle batalım derin olmasın 2 ve 3 bir sonraki bölüme geçiyorum. Bu şekilde kastırmadan bütün kenarlarımızı 3 trabzan bir sık iğne olarak örelim. İleğimin uç kısmına yine 5 tane trabzanımı ördüm. Alt kısma geldik. Şimdi alt kısımda bakınız kutucuklar hazırlamıştık. Kutucuklarımızın içerisine ise 3 tane trabzan az olacak. O yüzden bakınız hemen 5 tane trabzan örüp yanına sık iğne battım. Kutucuğumun trabzanları ördüğüm kutucuğun içerisine geliyorum. 8 tane trabzanımı örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 trabzanımı ördüm. 8. trabzanımı ördükten sonra hemen yanındaki zincire batıyorum. Şu şekilde. Ve bir İki tane zincir çekip bir sonraki yere de batıyorum. Bakınız bir sonraki yuvaya sadece iki zincir çekiyorum. Ve sonra yine trabzanımın olduğu yere geliyorum. Sekiz tane ikili trabzan örüyorum. Yüreğimizin etek ucunu bu şekilde örüyoruz. Kaç olmuş? Beş. Altı. Yedi ve sekiz. Hemen yanındaki şuraya batıyorum. Sık iğnemle. Tığın başını dolayıp iki tane zincirim çekiyorum. Yanına giriyorum. Bakınız iki zincir aralarda. Şöyle tekrar tam trabzanın bulunduğu noktaya gelerek 8 tane trabzan örüyorum ve yeleğimizin etek ucunu 8 trabzan 2 zincir olarak örüp tamamlıyoruz bakalım 2 4 6 7 ve bu 8 hemen yandaki bölüme girip batıyorum sık iğnemi iki tane zincirimi çekip yandaki yuvaya giriyorum tığımı başını dolayıp 8 trabzanım örüyorum ve bu şekilde iliğimizin etek ucunu örerek tamamlıyoruz İliğimizin etek ucunu trabzanlar ve zincirle ördüm. Şimdi yeniden yandayız. Yan tarafa trabzanımızı hemen buradaki 8 trabzanımızı şu şekilde batırıyorum. Ve başlıyorum köşeye. 5 tane ikili trabzanımı örerek dönüşümü yumuşatıyorum. 3, 4 ve 5. 3 tane trabzanımı örüyorum. Sık iğnemi batıyorum tekrar diğer yere geçerek 3 trabzan 1 sık iğne örerek ilerliyorum iliğimizin kenar kısmı için yandan üçer trabzanlarımızı ördüm yine dönüş yerindeyim tığımın başını doluyorum 5 tane trabzanımı dönüşüm için örüyorum ve yumuşatıyorum burayı 2 3 4 ve 5 1 2 3'e batıyorum. Tekrar 1 2 3'e batarak buraya 3 tane trabzanım örüyorum. Ve devam ediyorum. Hemen şu dibine batıyorum. Başlangıçta da dibine batmıştık. Tığımın başını doluyorum. Buradaki görmüş olduğum trabzanın içerisine 3 tane trabzanımı örüyorum. buraya sık iğnemi batıyorum. Yana 3 tane trabzan. Bir sık iğne. 3 trabzan. Bir sık iğne şeklinde bu yan kısmı da yani şuradaki yaka oyuntumuzdan yukarıya çıkan kısmımızı da örüyoruz. Önümüzün bir tanesini bitirdik. Bakınız şuradan trabzanlarımız ve sık iğnelerimizi ördüm. İpimi burada 3 tane trabzanı örerek kopardım. Daha sonra yukarıdan aynı şekilde trabzanların olduğu yere trabzanımı, kafesimizin olduğu yere sık iğnelerimizi örerek geldim. Ve kol altı için 2 tane grubumu ördüm. Yukarıya doğru buradan çıkarak yine aynı şekilde trabzanların olduğu yerde trabzanımızı kafesimizin olduğu yerde sık iğnemizi örerek tamamladım. Şimdi diğer tarafı da sizlerle birlikte örelim şu kısmımızı. Yukarıdan başlıyorum. Buradaki ipimi daha sonra ben içeriye gizleyeceğim. Buraya bir tane sık iğnemi ördükten sonra şu şekilde iplerimi de şöyle alayım. Birazını gizlediğim kadarını gizleyip 3 tane trabzanımı örüyorum. Hemen kafesime bir tane sık iğne. Trabzanıma 3 tane trabzan kol altına kadar bu şekilde örerek iniyorum. yandan örerek indim tam kol altındayım hemen kol altına başladığımız yerdeki trabzan dibine bir tane sık iğnemi örüyorum tığımın başında oluyorum 1 2 3. trabzana 3 tane trabzan örüyorum burası kol altı 3 bakın şu kısım ayırdığımız kısım burası 1 2 3.ye batıyorum sık iğne tekrar tığımın başında oluyorum 1 2 3.ye yine 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 sık iğnemi hemen başlangıç noktasının dibine batıyorum buradan sonrasında yine trabzanlarımıza trabzan kafeslerimize sık iğnemizi örerek ilerliyoruz bakın kol altında bu şekilde çalıştık bütün kenarlarımızı kol altlarımızı yani tamamen yeleğimizin çevresini ördükten sonra bir de bağcık çalışalım ipimi tam 5 tane trabzan örmüştük dönüş yerinde bakınız şuradan yaka kısmına dönüş yerimize 5 tane trabzanın olduğu bölüm vardı oraya ortalayarak giriyorum bir iki tane zincirimi çekip sabitliyorum sonra uzatıyorum bir iki çekiyorum kapatıyorum tekrar uzatıyorum bir tane fıstık yaptık bakınız bir 2 şöyle ince ince fıstıklar yapıyorum. 1 2 zincir uzatıyorum. Giriyorum şuradaki küçük göze. 1 doluyorum. Tekrar giriyorum. 2 tek seferde çekiyorum. 1 2 zincir. Tekrar uzatıyorum. Giriyorum. 1 doluyorum. Tekrar 2 çekiyorum. 1 2 uzatıyorum. Başını doladım. 1 ve 2 çekiyorum iki zincirimde de çektikten sonra şu minik gözlere batarak fıstıklarımı istediğim ölçü gelene kadar örerek uzatıyorum yani yeterli uzunluk olana kadar fıstıklarımızı çalışalım fıstıklarımı ördüm 2 4 6 8 10 11 tane ördüm şimdi uç kısmına bir de çiçek çalışması yapıyorum. Araya giriyorum. Yine fıstıktan çalışıyorum. 3-4 defa doldum. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 2. Tekrar aynı yuvaya geliyorum. 4 defa dolduruyorum. 2 3 4. Çekiyorum, kapatıyorum. 1 ve 2. Tekrar aynı yere giriyorum. 4 defa dolduruyorum. 3 4 kapatıp iki tane zincirimi çekiyorum dördüncü kez giriyorum istediğimiz kadar burayı dolduralım kaç tane fıstık yaptığımı bakıyorum 1 2 3 4 5 6 tane fıstık yaptım şimdi bunun üzerine bir tane zincirimi çektim ikinci zincirimi çektim şu zincirin içerisine giriyorum 1 2 3 3 tane zincir çekip aynı yere batıyorum ve tekrar bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 batıyorum. Bunun yere bir tane daha battım. Diğerine geçip bir sık iğne. 1 2 3. Yani çiçeğimizi belirginleştiriyoruz. Yanına bir tane sık iğne. Bir sonraki bölüme bir sık iğne, 1 2 3 tane zincir. Bir sık iğne, 3 zincir, bir sık iğne her gruba batıyoruz. Diğer gruba bir sık iğne. 1 2 3 zincir batıyorum. Tekrar bir tane sık iğnemi örüyorum ve bu şekilde çiçeğimizin kenarı da ortaya çıkmış oluyor. Hemen şuraya da bağlanıp ipimi kaydırıyorum. Bir zincirimi çekip buradan ipimi koparıyorum ve diğer tarafı da aynı şekilde örüyorum. Bu şekilde bağcıklarımızı da hazırladık. Şimdi düz yönünü serdim. Şöyle katlıyorum. Diğer tarafı da katlıyorum. Buradan önümüzü arkamıza güzelce dikerek yeleğimize son halini veriyoruz. İpimi iğnemi geçirdim ve dikmeye başlıyorum. Burada dikişteki en önemli unsur en güzel bir şekilde karşılıklı trabzanlarımızı dikmek olacaktır. Hem bu omuzumuzu hem de diğer omuzumuzu da diktikten sonra yeleğimiz kullanılmaya hazır hale gelecek. Evet sevgili arkadaşlar yeleğimizi bu şekilde örerek tamamladım. Ağacımın çiçekleri de bittikten sonra tamamladım. Şöyle çok hoş, çok tatlı bir çalışma oldu. Umarım sizler de bu güzel çalışmayı beğenerek benimle birlikte örersiniz. Evet, beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Yeni çalışmalarımıza yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.